Çırnağ'ın Robuski köyünde 28 Aralık 2011'de geçimleri için akrabalarıyla sınır ticareti yaptıkları ve geçtikleri yol bilinen 19'u çocuk 34 sivil Kürt insanımız 21.30 ile 22.24 arasında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklardan üzerlerine 4 bomba atılarak bile bile göstere göstere katledildiler. Devlet katletmek, aç bırakmak savaş için mi vardır? Robuski katliamı halkların yaşamı içe sayılarak siyasilerce çizilmiş, sınırda akrabalarıyla alışverişle geçimini sağlayan insanlarımızın yaşam hakkını ellerinden alan bir vicdansızlık ve devlet dersinde bir katliamdır. Dün Roboski'de, Halepçe'de, bugün Gazze'de yaşanan aynı katliamlardır. Barış diyen 8 milyar dünya insanı, kendini bilmez 3-5 yönetenin halkın emeğini çalıp kapitali elinde tutanların savaşlarında katlediliyor. Mikrofonlarda soykırımdan söz edenler 1915'ten Dersim'e, Madımak ve Gazi'den Roboski'ye, 33 kurşuna, devrimcilerin idamından darbelere, suikastlardan Kürt illerindeki katliamlara, kendi katliamlarına sus pus, yeni savaşlara yelken açma derdinde. Savaşlar ekonomik ve doğal kaynakların paylaşımıdır ve bu paylaşımda halkların yok edilmesi bir teferruat bile değildir. Roboski ve tüm katliamların ardında gelişen adaletsizlik ve cezasızlığı değiştirmenin yolu bir araya gelip mücadele ederek, unutturmayarak halklar için kurgulanmış demokratik, eşitlikçi ve insanca bir sistemi inşa ederek mümkün. Silaha, savaşa, ranta, yatırım ve iktidarını yaşatmak dışında yönetemeyenler halkına karşı asla sosyal devlet değil. Roboski katliamı bugün yaşadığımız faşist baskıcı politikaların da bir başlangıç eşiğidir. Roboski'ye adalet gelmeden Türkiye'ye adalet gelmeyecektir. Başta Roboski olmak üzere tüm insanlar yaşamını ve özgürlüklerini ortadan kaldıran savaşa ve şiddete karşı hepimiz itiraz hakkımızı kesintisizce kullanacağız. Roboski, devletin ve iktidarın sınavı, bu toprakların utancı, kanayan yarası ve adalet arayışıdır. Bu topraklarda barış ve adaletin yolu mutlaka ve önce Roboski'den geçecektir. Roboski katliamının sorumlularının açığa çıkarılması, yargılanması ve gereken cezalara çarptırılması tüm yaşam hakkı idealleri için hayati önemlidir.